bu tesisimizin açılışına teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkürler sunuyorum. Burası sadece bir cami değil, bir kültür ocağıdır. Çocukların oynayacağı yerdir. Buluşabileceğimiz, toplanabileceğimiz, tehlike anlarında, deprem anında buluşabileceğimiz bir yerdir. Cevahir ailesi hayırsever bir ailedir. Birçok tesisi toplumumuza kazandırmıştır. Bu cami de onlardan sadece biridir. Daha önce de Sayın Ekrem İmamoğlu'na söz verdiğimiz gibi Cevahir ailesi olarak bir kreş yapacağız inşallah. Bunu da kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Cevahir ailesinin çok kıymetli temsilcisi güzel abimin konuşmasında Cevahir ailesinin ne kadar hayırsever bir aile olduğundan bahsetti. Biz de buna şahitlik ettik. Ekrem Başkanımız döneminde temellerini atmış olduğumuz bir caminin ibadete açılmasını sağlıyoruz. İbadete açıyoruz. Bir açılış merasimi yapmıyoruz aslında. Ve bu bölgenin, mahallenin ne kadar ihtiyaç duyduğunu da en fazla herhalde burada bulunan yurttaşlarımız biliyordur. Yakın çevresinde cami yok. Yani yaklaşık 40-50 bin nüfusun olduğu yerde camiye ulaşmak için insanlar çok ciddi bir mesafe kat etmek zorundaydı. Ve biz o dönem Sayın İmamoğlu'yla birlikte burada Cevahir ailesinden bir cami yapmalarını talep etmiştik. Ve bu caminin yapılmasıyla ilgili planlama süreçlerinde de Sayın İmamoğlu'nun çok ciddi emekleri vardır. Bu plan süreçlerinin geçmesi, temelinin atılması nasip kısmet. Şu an Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aramızda. Onu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu kenti ağırlıyor olmanın mutluluğunu da yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Ve Cevahir ailesine de böyle güzel bir eseri, böyle bir kültür yuvasını bir taraftan az önce bahsetti. Yaşam vadisiyle bütünleşik bir noktada bu eseri bu kente kazandırdıkları için de minnetlerimi sunuyorum. İsim olarak ismini burada az önce de zikrettiğimiz kıymetli İbrahim Cevahir ağabeyimiz de bizim ağabeyimizdi. Benim yakinen tanıdığım birisidir. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kendisini çok severdik ama hayat böyle. Şimdi de evlatları burada bir eser üreterek, bir cami inşa ederek ismini burada yaşatmayı niyet etmiştir. Çok kıymetli. Ve çok kıymetli dostları da aslında bu sürece eşlik ediyor. Ben Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı'nda şimdi gördüm. Dostları deyince çok dostları gelmiştir. Dolayısıyla hani bugün burada iyilikle yarışanlar var. Güzel işler yapıldı. Camimiz var. Camimiz var. Sordum herhalde imam görevlendirilmiştir diye. Görevlendirildi. İmamımıza da başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cevahir ailesine teşekkür ediyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen, katkısı olan bütün dostlarımıza, bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.